24 Ocak 1993'te katledilen araştırmacı yazar gazeteci Uğur Mumcu tüm Türkiye'de olduğu gibi Bolu'da da Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Anma programında Uğur Mumcu anısına karanfil bırakıldı. Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma töreninde ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın, Uğur Mumcu'yu saygı, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak günü devam eden haftaya Adalet ve Demokrasi Haftası deniliyor. Demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü savunan ve bu uğurda can vermiş olan bütün aydınlanma kayıplarımızı sonsuz bir şükran, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Bombalı saldırıda evlerinin önünde, otobüs duraklarında, arabalarının içinde kurşunlanarak öldürülen ve katilleri yakalanıp hak ettikleri cezaları almayan bu yurtsever insanları, ortak özellikleri, doğruları söylemekten, yazmaktan korkmayan, Cumhuriyete, Atatürk ve devrimlerine gönülden bağlı cesur insanlar olmalarıydı. Raşit Aydın'ın ardından konuşan Bolu Baro Başkanı Sabri Erendekçi, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca hiç yılmadığını söyledi. Uğur Mumcu daha yaşadığı günlerde onları tüm yönleriyle deşifre edip bizlere bildirmişti. O hiçbir zaman yılmadı. Toplumu aydınlatmaktan ve bilgilendirmekten vazgeçmedi. Korkmadı. Kendini feda edeceğini biliyordu. Kendini feda etmek pahasına bir gün dahi geri durmadı. Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır sözleri ile bizlere cesaret aşıladı. Anma töreninde son konuşmayı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 27 yıl önce katledilen Uğur Mumcu'yu rahmet ve minnetle anıyorum dedi. 27 yıl önce katledilen Uğur Mumcu'yu rahmet ve minnetle anıyorum. 90'lı yılların başında işte Uğur Mumcu, Bahri Üçok, Muammer Aksoy gibi aydınlanma devriminin simge isimleri, gazeteciler, katledilmeye başladı faili meşhur cinayetlerle. Onların katlinden sonra Türkiye'de bir yandaş basın oluşmaya başladı. Sonra Cumhuriyet düşmanları bu ülkeyi maalesef yönetmeye başladı. Sonraki süreçte Ergenekon ve Balyoz süreci, her şeyin bir sebebi ve sonucu var. Bu sefer devrimci, Atatürkçü, subaylara dönük bir komplo yapıldı. Türk ordusu adeta çökertildi. Arkasından da 15 Temmuz hain darbe girişimi meydana geldi. Biz şunu söylerken son derece haklıyız. O dönemin aydınlanması lazım diyoruz. O dönemin faillerin ortaya çıkması lazım diyoruz. Aslında biz faillerin kim olduğunu biliyoruz ama yargıdan ve siyasi iktidarlardan bu failin delillendirilerek ortaya çıkartmasını bekliyoruz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri İlayda Sarıgül ve Bilal Öztürk tarafından Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi adlı şiir okundu. Anma töreni karanfil sunumu ile sona erdi.